Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere bahçedeki sardunyalarımın hakkında hep soru soruyorlar. İşte kışın nasıl korumaya alacaksın? Üşümeyecekler mi? Tabii ki üşümeyecekler. Ben şimdi onları nasıl korumaya alacağım? Nasıl aldıktan sonra onlara kür yapacağım? Onu sizlere paylaşacağımı diğer videomda söylemiştim. Şimdi sizlere şöyle yapacağım. Merkeze inemedim. İnip de tabii ki saksı alamıyorum. Zaten saksılar da çok pahalı. Herhangi bir şeyin içerisine evde kendim dikiyorum onları. Şöyle bir tane kovam vardı, boya kovası gördüğünüz gibi, onu aldım. Şimdi buradan bir kök sardunyamı çıkarıp bunun içerisine dikeceğim ve onu içeri alacağım. Bir kök aldığım sardunya bana yeterli. Diğerlerini tabii ki bahçede bırakmayacağım. Bırakırsam onlarla kışın uğraşmaya değmez. Çünkü yazın bahçeyi dikip de yetiştirmesi daha kolay. Ben çünkü diğer videomda sizlerle paylaşmıştım. Küçücük birer tane saldan buraya dikerken videosu var. Ve dört tane sardunya dalından bu kadar sardunya gelişti ve bu kadar büyüdüler. Şimdi sizlere bir kökünü çıkarayım. Şu kovamın içerisine dikip içeri onu alayım. Eski şeylerimi, sardunyalarımı hepsini ben yeniliyorum bu şekilde. Yaz geldiği zaman arkadaşlar gene ben bunu çıkarıp şeyi ekeceğim. Bismillah. İlk önce azıcık bir toprak altına koyalım. Bahçe toprağı. Şimdi buraya bahçe toprağını aldık arkadaşlar. Sonra ben onu daha kür yapıp hep şey yapacağım. Gelişmesi sağlayacağım. Şimdi bakın, bir tane bel küreğiyle şöyle bir bel küreği alarak bunun gökünden çıkarmaya çalışacağım. Bakalım bir kökün sardunyaları ne kadar. Bismillah. Ona zarar vermeden. Çünkü internette çok fazla soğuk oluyor ve fazla kıra oluyor burada. Naylonun altında zaman zaman kar yağar. Bahçeye çıkıp uğraşmaya da gerek yok. Evin içerisinde bir köşeye koyup orada bakımını sağlayacak. Şöyle bir şeyin üzerine oturalım. Bak, çıkardık kökümüzü. Bakın. Bir kök sardunyamız maşallah. Sadece bakın, bir daldan koca bir sardunya. Tabii ki biz bunun hepsini ekmeyeceğiz. Şimdi de kıyamıyorum nasıl yapsam. Kenarlarından alacağım ama almadan da diksem buna olur. Çok kür büyüyecek o zaman. Bir tane dalını ayırmam lazım. Hangisini ayıralım? Hepsi de birbirinden güzel ama şunu, bir tane bunu aldım. Ve komşuya veririm. Bunlar da bakın, komşulara dağıtacağım yenilesinler diye. Onlar da sardunyalarını. Bu açmış. Bu açmış. Hepsinde şu an tomurcuk var. Hiç kıyamıyorum. Tomurcuğuyla beraber bunun içerisine biraz köklerinden çapa yardımıyla keselim. Bakın bunları biraz kısaltmamız lazım şunları. Bu şekilde. Birazcık kısaltalım. Çok da güzel ama hiç kıyamıyorum. Hepsinde çiçek var. Hangi birini kıyıp da koparayım? Sadece şu yana gideni alacağız arkadaşlar. İster istemez bunu. Der onu şimdi komşuya veririm. Diker onu. Çünkü saksı da çok kür olacak. Böyle ekmem yeterli. El yardımıyla topraklarımızı dolduralım. Şimdi ondan isteyen olursa da vereceğim. Diğerlerini de dağıtacağım arkadaşlar. Bu kadar bana yeterli. Bir tane aldım. Yaza geldim mi bahçeye? Yine bunu şey edeceğim. Evet, bunu dolduralım tamamen toprak. Şuradan kazandım. Bakın bunları dağıtacağız. Yakın olsanız bakın size verirdim. Ne kadar yavruları var. Şuraya bak. Şuraya. Tomurcuklarıyla beraber. Bunlar diktiğin zaman böyle tomurcuklu da hemen yavru veriyor zaten. Evet. Şurayı alalım.
almamın sebebi yerim var, bunu koyacak. Bir boş eski odamız var. Bunları orada Terbiçev'in odasında yetiştireceğim. Bakın diktim onu arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu. Şimdi dikimine bakın. Bir gökten oh kalkmıyor bile. Evet. Bugün sizlere bahçemdeki sardunyalarımı ne yapacağımı paylaştım. Ve çıkarıp direkt bir tane kovaya dikip içeri alacağım. Kırağı yağmadan, dal cihazlarını bozmadan. Zaten bu çiçekleri ancak taşıyacak. Bakın geride ne kadar kaldı. Geride bizim şimdi şurada 3 tane sardunyamız kaldı arkadaşlar. Onları da çıkaracağız. Yeterli. Bunu şimdi evimizin köşesine götürelim. Üzerine kırağı yağmadan. Çok kolay. Ben her sene şeyde diğer saksılarımı da sizlerle paylaşacağım. Onlar da yeni diktiklerimi paylaşacağım. Ama bunu yeni diktim. Bunu yaza çıkışta bunun dallarından tekrar alıp aynı yerde gene yetiştireceğim. Renk renk başka renkler de aldım komşulardan. Onlardan da fide edindim. Hepsini renk renk yazın bahçemde yetiştireceğim bu zamana kadar. Bu zamandan sonra çıkarıp saksıyı alıp bir saksı ya da iki saksı içeri koyup dikip koyup yaza gene yenisini yetiştireceğim. Çünkü sardunyalar her yıl ne kadar yenilerseniz o kadar çiçek açar, o kadar güzel olur. Hiçbir zaman yapraklar da çok fazla sararmaz ve çok fazla da kurumaz. Asla kurumaz. Yetiştirdiğiniz yeni sardunyalarınız asla kurumaz. Ve bakımını da yaptıktan sonra geçer. Bu arada kanalıma destek oldunuz. Kanalımın büyümesine yardım ediyorsunuz. Gerçekten sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Hep sizlere dua ediyorum. Devamlı sizlere Allah razı olsun diyorum. Ve bir dahaki videolarımda da gene sardunyalarımı sizlerle paylaşacağım. Benim sardunyalarımı beğenip de bana like attığınız için, abone olduğunuz için gerçekten size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönlünüz el veriyorsa yazarsınız. Gönlünüz el vermiyorsa da çok sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.